Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, mevsim itibarıyla yeşil zeytin kurma zamanı geldi. Ben de bu yıl Hatay usulü külde zeytin kurma tarifini sizlere anlatacağım. Gerçekten güzel bir lezzet. Şimdi tarife geçmeden önce zeytinliğimize gidelim. Zeytin ağaçlarımızın durumunu şöyle bir gözlemleyelim. Ve yeşil salamuraya uygun olanları toplayıp gelelim arkadaşlar. Zeytinliğimize geldik arkadaşlar. Zeytinlerimiz bazıları olgunlaştı, bazıları olgunlaşmadı. Yani hasata daha gelmedi arkadaşlar. Tam anlamıyla karardığında olgun hasat zeytinyağı elde edeceğiz. Erken hasat zeytinyağı için zeytinlerin şu şekilde yeşil kalmış olması şart arkadaşlar. Zeytinler şu şekilde karardığında olgun hasat zeytinyağı elde edilir. Bizim bugün zeytinliğe geliş amacımız bu yeşillerden toplayıp yeşil salamuralık zeytin elde etmek arkadaşlar. Şimdi bu ağaçta hem tamamen kararmış, olgunlaşmış hem de daha kararmaya başlamamış yeşiller var. Bu yeşillerden seçerek toplayacağız ve salamura yapma işini başlatacağız. Zeytinlerimizi teker teker elle topluyoruz. Yere düşürmemeye dikkat ediyoruz. Yere düşünce görünmese de bir ezik yarası oluşuyor. Bu da salamura zeytinin kalitesini etkiliyor arkadaşlar. Bu sebeple elle birer birer topluyoruz ve şu şekilde poşetlerde biriktirip evimize götüreceğiz. Poşet yerine bir meyve kasası kullanmanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü poşette uzun süre beklerse kızışma dediğimiz olayı yaşayabilir. Kızışmayı engelleyecek şekilde azar azar poşetlerle de toplamakta bir sakınca yok. Çok fazla durmayacak zaten. Hemen bir saat içinde salamura işlemine tabi tutulacak. Zeytinliğimizde zeytin toplama işini bitirdik. Bu salamura yönteminde Hatay usulü külde zeytin kuracağız. Şimdi eve geçiyoruz ve zeytinimizi küle yatırıp 3 gün bekleyeceğiz. Ardından tatlandırma aşamasına geçeceğiz. Zeytinimizi zeytinliğimizden topladık, geldik. Tabii herkesin benim gibi zeytinini kendi ağaçlarından toplama şansı yok. Zeytin seçiminde dikkat etmeniz gereken noktaları anlatmak istiyorum arkadaşlar. Zeytinleri almadan önce almak istediğiniz yerdeki zeytinleri genel hatlarıyla şöyle bir incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bütün zeytinler birbirlerine benziyor mu, benzemiyor mu diye. Kimisi tombul, kimisi uzun, kimisi sivri. Bu şekilde karma karışık bir zeytinse kesinlikle almayın arkadaşlar. Çünkü her birinin olgunlaşma süresi farklı olacağı için farklı farklı tatlar elde edeceksiniz. Kimisi yumuşayacak, kimisi acıyacak, kimisi de istediğiniz tada ulaşacak ama bu da istemediğimiz bir durumdur. Birinci kural bütün zeytinlerin aynı cins olması. İkincisi yine zeytinleri inceliyorsunuz. Üzerinde bir yara, bere, ezik, çürük olmamasına dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Ve mevsim itibariyle de kararmaya başladı. Zeytinlerin çok fazla siyah olmamasına dikkat ediyorsunuz. Ben de şöyle birkaç tane hafif hafif kararmaya başlayan var. O da yeşil zeytinin salamurasına pek zarar vermeyecek arkadaşlar. Ve ardından mutlaka zeytinimizi güzelce yıkıyoruz. Şimdi ben bu kabı suyla dolduracağım. 2-3 kez suyunu değiştireceğim. Ve zeytinimi kurma aşamasına getireceğim arkadaşlar. Burada yıkamaktaki amaç üzerindeki tozlar gidecek. Varsa ilaç kalıntıları gidecek. Ben zeytinliğimde hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmadığım için ben sadece tozunu temizlemek için yıkama işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu zeytinleri yıkadıktan sonra bu kirli suyu süzeceğiz. Birkaç kez bu işlemi tekrarladıktan sonra zeytinimiz kuruluma hazır hale gelecek arkadaşlar. Mümkünse şu şekilde birkaç saat dinlendirilmiş su kullanın arkadaşlar. Direkt musluk suyuyla uygulamayın. Çünkü musluk suyundaki klor zeytinin yumuşamasına sebep olabilir. Ya hazır su kullanın ama hazır su da pahalıya geleceği için şu şekilde dinlendirilmiş kloru uçmuş suyu kullandığınızda zeytininizin sağlığı yerinde olacaktır inşallah. Şimdi birkaç kez yıkayacağım ve külle nasıl bir kurma başlatacağız onu anlatacağım arkadaşlar. Zeytinimizi güzelce yıkadık. 3-4 kez sudan geçirdik arkadaşlar. Tamamen tozlarından arındırıldı. Ve şimdi külümüzü ayarlayacağız arkadaşlar. Külümü ben daha öncesinden ayarladım. Ve
gayet ince bir elekten de eleyerek sadece toz halindeki külü elde ettim arkadaşlar. Şimdi bu küle sıcak su konulması tavsiye edilir. Ama oda sıcaklığındaki su da işimizi görür arkadaşlar. Yoğurt kıvamına gelinceye kadar su dolduracağız. Bu suda yaklaşık 3-4 gün bekleyeceği için ben burada kesinlikle hazır su kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü musluk suyunu kullandığınızda o musluk suyundaki klor zeytinlerinizi yumuşatır ve istemediğimiz bir tat ve görüntü oluşur. Bu sebeple bu aşamada dahi ben musluk suyu kullanmıyorum. Hazır su kullanıyorum. Şimdi tamamen karıştıracağız. Ve yoğurt kıvamına gelecek arkadaşlar. Biraz daha su istiyor. Şu an külümüz hazır. Yıkayıp temizlediğimiz zeytinlerimizi bu külün içerisine döküyoruz. Bu tatlandırma işlemidir arkadaşlar. Tatlandırma işlemini kimyasallarla yapıyorlar. Bu da tabii ki istediğimiz bir durum değil. Neden? Çünkü kimyasallardaki o zararlı maddeler sağlığımızı olumsuz yönde etkileyecek. Bu sebeple odun külü arkadaşlar. Sadece odun külü. Kesinlikle kömür külü değil. Odun külü. Odun külünü fırıncılardan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bu şekilde küle yatırıyoruz. Her gün 4-5 defa şu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Yanında bir kaşık olacak ve karıştırıyoruz. 3 gün sonra tadına bakarak tatlanma oranını damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Ve 3. günden itibaren külü yıkayıp salamuraya yatırma işlemine başlayabiliriz. Bu 4. günü de bulabilir, 5. günü de bulabilir ama kesinlikle 6. 7. gün olmasın arkadaşlar. Neden? Bu sefer kül etkisiyle başka bir acılık ortaya çıkıyor. Yani 3. günden itibaren takip ediyorsunuz. 4. ya da 5. gün olgunlaşıyor arkadaşlar. Çok fazla bekletmek de iyi değil. Şimdi külün verdiği rengi görüyorsunuz. Gri bir tonu var. 3 gün sonra gözlemlemeye başladığımızda bu su kararacak arkadaşlar. Bu da zeytinin içindeki acılık veren o maddenin emildiğinin göstergesi olacak. Ve zeytinimiz tatlanacak. Ondan sonra da tuzlu suyla salamuraya vurup 15 gün içinde tüketime hazır hale getireceğiz. Bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Zeytinlerimizi küle yatırmanın üzerinden tam 5 gün geçti. Ben 3 gün sonra kontrol ettim. Ancak acılık yeteri kadar azalmamıştı. Ama bu 5. gün üst tarafta biriken siyah su, bakın görüyorsunuz, arttı ve zeytinin acılığı azaldı. Acılık %100 geçmedi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu zeytinlerimizi güzelce yıkayacağız ve salamura suyuna yatıracağız. 15-20 gün boyunca da salamura suyunda acılığını atacak ve sofrada tüketilebilir hale gelecek. Şimdi bu zeytinlerimi güzelce yıkıyorum. Zeytinlerimizi 5 gün boyunca külde beklettik. Ben 3 gün bekletilmesi iyidir diyordum ama 3. gün tatlanmaya başlayan zeytinler var. 10. gün tatlanan zeytinler var. Ama bir haftadan fazla bekletilmesi çok tavsiye edilmiyor. Çünkü kül çok aşırı bazik bir madde olduğu için külün acılığı zeytine geçmeye başlıyor. Bu sebeple 5 gün ideal arkadaşlar. Bir sürede salamura suyunda acılığını kaybedecek ve böylece tüketime hazır hale gelecek. Önce salamura suyunu hazırlayacağım. Ben 5 litrelik pet şişe kullanacağım. 5 litrelik pet şişeler 3-3,5 kilo arasında zeytin alıyor. Bu sebeple ben 3 kiloluk bir salamura suyu hazırlayacağım. Şimdi kaya tuzu ya da salamura tuzu kullanmalısınız. İyotlu tuz kesinlikle kullanmayın. İyot zeytininizi yumuşatır. Her 1 kilogram için 1 kaşık. Ve sıcak suyla bu tuzun tamamen çözülmesini sağlayacağız. Tuz kenarda çözülmeye devam ederken biz de zeytinlerimizi
şişe içerisine dolduracağız. Tamamen çözülmesini beklememize gerek yok. Bir gün içerisinde zaten zeytinin suyuyla birlikte çözülme tamamlanıyor. Şimdi hızlıca zeytinlerimi şişeye dolduracağım. 5 gün külde beklemesine rağmen kütür kütür arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Sıkıyorum. Bakın ezilmiyor. Ve sıktım. Sıktıktan sonra çekirdeği kendiliğinden çıktı. Sadece yeşil ama salamura için olgunlaşmış yeşilleri tercih ediyorsunuz. Acılığını az önce kontrol ettim. Neredeyse yarı yarıya acılığını kaybetmiş arkadaşlar. Dediğim gibi salamura suyunda da bir 15-20 gün beklemeyle acılık geçecek. 15-20 günün ardından 3-4 kere suyunu değiştireceğiz. Yine tadacağız. Damak tadımıza uygun hale geldiğinde yine yeteri kadar tuzla ve limon halkalarıyla tekrar suya bastıracağız ve günlük tüketeceğiz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi zeytinleri şişeye dolduruyorum. Evet arkadaşlar, zeytinlerimizi şişeleme işlemini tamamladık. Şimdi salamura suyunu yavaş yavaş üzerine dökeceğiz. Şunlar yumuşayanlar, yumuşayanları katmayacağımızı söylemiştik. Ve şimdi üzerini mutlaka ama mutlaka hazır suyla dolduruyoruz arkadaşlar. Musluk suyu kullanırsak zeytinlerimiz yumuşar çünkü musluk suyunda klor var. Serin ve gölge bir yerde 15-20 gün muhafaza edeceğiz. İlk birkaç gün içerisinde aşırı gaz birikimi olabilir. Hemen ertesi gün şöyle kapağını açıp içine biriken gazı alıp tekrar kapatabilirsiniz. Ondan sonra 20 gün boyunca dokunmuyorsunuz arkadaşlar. 20. gün suyunu döküp yeni su dolduruyorsunuz. Bu işlemi 3 ya da 4 kez tekrarlıyorsunuz. Her tekrardan sonra tadına bakıyorsunuz. Damak tadınıza uygun acılığa inmişse tekrar yeteri kadar tuzla salamuraya tabi tutuyorsunuz. Üzerine limon halkaları koyup günlük tüketiyorsunuz arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Sizlere bu paylaşımda Hatay usulü külde yeşil zeytin nasıl kurulur onu anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.